Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz. Herkese cümleten geçmiş olsun diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. 6 Şubat 2023 itibariyle herhangi bir piyasa analizimiz olmayacak. Bunun bilgisini vereyim. Özellikle Doğu bölgemizde yürekler yandı. İçler acısı durum söz konusu. 1000'in üzerinde şu an açıklanan rakama göre 1400 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok fazla bina yıkıldı. Binlerce bina yıkıldı. Yine 10 binin üzerinde yaralımız olduğu söyleniliyor. Ve en önemlisi kıymetli dostlarım, bugün birlik ve beraber olma günüdür. Yardımlaşma günüdür. Yaralarımızı hep birlikte saracağız ve ciddi derecede deprem bölgesinde bir ihtiyaç listesi oluşturuldu. Tabii ki devletimiz, Kızılay'ımız, AFAD'ımız tüm imkanlarıyla o bölgede ama illaki yetersizdir ve olumsuz hava şartları nedeniyle battaniye, yorgan, ısıtıcı, nevresim takımları, yastık, hijyen setleri, gıda kolileri ve temel ihtiyaç malzemeleri yine kışlık kıyafetler, çoraplar, içlik, atkı, bere ve imkanları olan vatandaşlarımız bu bölgeye mevcut bulundukları belediyeler, muhtarlıklar, okullar ve mevcut idari binalara, idari mercilere, işte karakollar olur, askeri birlikler olur, buralara başvuru yaparak ve götürerek desteklerinizi arkadaşlar yapabilirsiniz ve ciddi derecede bir ihtiyaç var. Ve en önemlisi çocuk maması yine, çocuk bezi yine, kadın özel ihtiyaç malzemelerine ciddi derecede talep vardır. Bilginiz olsun, bizler de bu gibi durumlarda destek olmak zorundayız ve burada yine bir kitleye sahip olduğumuz için böyle bir duyumu yapma gereksinimi duyduk. Zor bir durum. Biz de Antalya'da yaşayan vatandaşlar olarak imkanlarımız doğrultusunda desteklerimizi yine belediyelerimize, muhtarlıklarımıza yapmış bulunuyoruz ve yapacağız da elimizden geldiği kadar. Sizler de hepinizden rica ediyorum. Kimse küçük büyük demeden, bu ihtiyaçtır, ihtiyaç değil demeden mevcut imkanları doğrultusunda ya da imkanları zorlayarak kıymetli dostlarım, kardeşlerim, destek olalım. Ve şu anda yine söylüyorum, ihtiyaç listelerinin başında battaniye, giyim, bu çocuk olur, genç olur, yetişkin olur ve kışlık giyim özellikle, sünger yataklar, yine çocuk maması, çocuk bezi, kadın temel ihtiyaç malzemeleri ve gıda kolileri arkadaşlar, yine hijyen setleri, sağlık setleri ciddi derecede talep görüyor ve zor bir durum. Şu anda net bir rakam verilmiyor tabii, yıkılan binalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımız, yaralı vatandaşlarımız hakkında birçok ilde binlerden fazla binalar yıkıldı, hastaneler yıkıldı. Zor bir durum. Lütfen bu gibi dönemlerde birlik, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü koruyalım, sağduyulu olalım ve bir an önce yaralarımızı sarma telaşıyla ve birliğiyle hareket edelim. Dua edeceğiz, bol bol yardımlarımızı edeceğiz. Yine söylüyorum, mevcut bulunduğunuz il ve ilçelerdeki belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, muhtarlıklar, askeri birlikler, polis karakolları olsun, emniyet müdürlükleri olsun, buralar arkadaşlar yardım malzemelerini iletebilirsiniz ve ciddi derecede de ihtiyaç var. Yine Kızılay'a kan bağışında bulunmanız ciddi derecede önem arz olur. Sağlık durumu yerinde olanlar, iyi olan vatandaşlarımız da yine kan ihtiyacı olduğunu unutmasın. Evet, Kızılay'dan açıklama geldi, kan stoklarımız yerindedir diye. Ama bu stoklar arkadaşlar eriyecek. Ciddi derecede bir kan kaybımız var. Yaralarımız çok fazla. Birlik ve beraberlik olma günüdür arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.